Merhaba sevgili Suklen severler. Bugün bu arkadaşın saksısını değiştireceğim. Şöyle havai kökler yaptı. Size göstermeye çalışayım. Şu kısımda var mesela. Şu aralarda var. Çok belli olmuyor ama hemen her yerinde havai kök var. Bunun birkaç sebebi olabilir aslında. Ben bundaki sebebi biliyorum. Şimdi ya susuz kalmıştır. Su alabilmek için, havadan nemi toplayabilmek için havai kök yapmıştır. Normalde çünkü bu normal bir şey değil havai kök. Ya toprağa çok az geliyordur, saksına sığamıyordur, yeni yer arayışında olduğu için böyle kök yapmıştır. Ya da işte bunda da olabiliyor. Daha yayılıcı bir tür olduğu için şu kısımları toprağa sabitlemek isteyebiliyor. Böyle yayılıcı bir tür olduğundan dolayı da havai kök yapabiliyor. Benim saksım artık buna küçük geliyor. Toprağı da azalmıştır büyük ihtimalle. Bundan da olabilir. Uzun süredir de susuz. Hepsi toplanınca böyle havai kökler kaçınılmaz oldu. Şimdi o havai kökleri hiç dokunmayacağız. Onlar orada kalacaklar. Sadece biz bunun saksısını değiştireceğiz. Daha büyük boy bir saksıya ekip sulamasını daha düzenli yapacağım. Havai kökleri bu şekilde normale dönmüş olacak. Şöyle saksı olarak şunu hazırladım. Daha büyük, daha yayvan bir saksı. Bunun için daha iyi olacaktır. Biraz da kök budaması ve şu uç kısımlarından budama yapabilirim. Şu an çiçekteler. O yüzden uç kısımlarına çok kıyamayabilirim, bilmiyorum. Böyle çok pıtır pıtır beyaz çiçekler açıyor. Büyümesi çok kolay bir tür. Yani ekip bırakın ve bir yıl sonra ne kadar büyüdüğünü fark edersiniz. Çok kolay büyüyen bir tür. Öyle çok fazla bir hastalığına da rastlamadım. Sanırım bir kere çok aşırı sıcaklarda nemden dolayı bitlenmişti. Ama onun haricinde hiç çürüme vesaire yok. Çok da kolay çoğalıyor. Yaprağını şöyle alsak, bıraksak o dahi çoğalır ama hiç gerek kalmıyor. Zaten kısa bir süre sonra oradan kendisi bu dallarını uzatmaya başlayacak. O dalları kırıp direkt ekerek çoğaltabiliyoruz. Biraz sonra onu da yapacağız. Şunu da size göstermek için getirdim. Bu böyle artık budaya budaya elinde kalan minicik bir parçayı, belki de kırılmıştı, hatırlamıyorum. Nereydi kim deyip sabyonun dibine koymuştum. Artık çok fazla olduğu için nereye koyacağımı da bilemedim. Yani bu tür çok fazla olduğu için. Sabyonun dibinde gölgede kalmış. Güneşi ve rüzgarı tam alamadığı için böyle şekilsiz büyümüş. Bir de bir süre susuz kalmış daha sonra. Yani şöyle bakınca aslında çok farklı gözüküyorlar. Evet, yaprak yapıları vesaire benziyor. Ama ikisinin alakası yok. İşte su ve güneş demek ki bu kadar önemliymiş diye görmüş oldum. Şöyle arka yaprakları da çok hoş, renkli. Hafif etli yaprakları var. Şimdi gelin beraber bunun saksısını değiştirelim. Şöyle bir bakayım çıkıyor mu diye. Dallarının kırılması hiç önemli değil. Çünkü zaten budayacağız. Ama mümkün mertebe zarar vermek istemiyorum. Evet, kökleri tahmin ettiğimden de daha sıkışmış. Ve gerçekten susuz kalmış. Çok susuz kalmış. Yani bu kadarını da düşünmemiştim. Evet, geçirgen bir toprak olduğu için o kadar da keçileşme, yani evet, keçileşme olmamış. Keçileşme demeyecektim, başka bir kelime kullanacaktım aslında ama. Mümkün mertebe toprağından ayırmaya çalışacağım. Bir yıldır bu topraktı çünkü. Toprağı hemen koyup geliyorum.
gazlardan satmak istiyorum. Yani ben bunu tek kök olarak diktim ama daha demin gördüğümüz havai kökler gibi kök yaparak kendi dallarını uzattığı yerlerden tabii ki toprağa başka köklerden tutulmuş oluyor. Ama ana kök bir tane. Bunu 5,5 saksıda uygun bir fiyat almıştım. Sonra ektim. Bir yıl sonra kocaman oldu. Böyle ayırıp ayırıp başka saksılara diktim. Artık çürümeye başlayan kısımlar var sanırım. Ya da yaprakları çürümüş. Aa, çok iyi. Kalan düşen yapraklar çürüme yapmışlar. Havasız ve güneşsiz kaldıkları için. Şu elime gelen kökleri alacağım buradan. Şu kökler aslında oldukça fazlalar. Onları da bulmak gerekiyor. Yani bunlar ölü kök dediğimiz pek de işlevi olmayan bulunabilecek kökler. Bu çok kolay büyüyen bir tür olduğu için bunların hepsini, köklerin hemen hepsini almak istiyorum. Şimdi burada şöyle bir ayırma işlemi yapmak istiyorum. Tek kök olarak kalmasın diye. Yani şu heleyle altta kalanlar hiç güzel büyüyememişler doğal olarak. Onlara da yazık. Bunları ayıralım beraber. Şöyle şu kısımdan aslında biraz da rastgele olacak şekilde kesim yapacağım. Mesela şurayı ayırabiliriz. Aslında böylece yarısını ayırmış oluyoruz sanırım. Şöyle güzel bir tane ayırdık. Yine şuradan ayırmak istiyorum. Şimdi bunun tamamını ben kestim. Sadece uygun olan dalları kestim. Başka hiçbir ek işlemi yok. Bu yapraklar evet bırakınca büyüyorlar ama yapraktan büyütmeyi denemeye çok gerek yok diye düşünüyorum. Zaten çok kolay büyüyen bir tür. Şu kısımlardan keserek kökleri biraz daha rahatlattım. Fazlalık kökleri aldım. Şimdi şu şekilde toprağa direkt oturtup dikimini tamamlayacağız. Umarım daha güzel büyürler. Belki hepsini bu saksıya dikmem. Başka saksılara da ayırırım. Çünkü hemen yaz sonunda yani şunu dahi eksek bu saksıyı dolduracaktır. Uygun şartları bulduktan sonra. Şimdi gelin bunların beraber dikimini yapalım. Ben biraz daha toprağını yükseltmek istiyorum. Şu daha önce toprağa değen kökleri havada bırakmamaya çalışacağım. Yani şu şekilde direkt toprağa oturmasını sağlayacağım. Ne şu dalı da bunu da şu kısmını kesmiştik. Aslında bunu tarçına bulayabilirim ya da bir süre bekletebilirim. Ama bunu da daha önce denedim. Hiçbir sorun olmuyor. Bazı türler daha hassas oluyor böyle konularda. Şimdi de şöyle bir tarçına dokundurayım. Bunu da şöyle koyuyorum ve şu kısmın toprağa değmesini sağlıyorum aslında. Bunun sulamasını da bir 5 gün sonra yaparım sanırım yani. 5 çok fazla, diğerleri kadar çok fazla beklemeye gerek yok bunda. Şunu da şuraya ekmek istiyorum aslında. Çünkü bu suyu çok sevdiği için bunun çürümesini daha engelleyecektir.
Geçen yaz bunun başına bir iş geldi mi ne geldi hatırlamıyorum. Bu o başına iş gelen sukulentin yaprağından büyüttüğüm. Onda bir şey olmasın diye. Onu da hemen şöyle şuraya dikelim. Şu elimle yer açıyorum. Şimdi bu şekilde çoğalacaktır. Burada kalan parçaları da diğer saksı değişimlerinde kullanmak üzere biraz bekleteceğim. Onları da beraber dikeriz diye düşünüyorum. Şöyle kopan parçalar var mesela. Çelik alma ile çoğaltmaya çalışsak yine bu şekilde parçalarımız olacaktı. Bunları da direkt şöyle toprağa koymamız yeterli olacaktır. Onlar bir 5 gün sonra kök vermeye başlamış olurlar. Böylece biz de sulamaya başlayabiliriz. Şu güzel büyüyemeyen parçayı da yine dikeceğim. Sulamasını yapacağım. Çünkü hem susuz hem güneşsiz kalmış. Bir süre sonra bu da kendini toparlayacaktır diye düşünüyorum. Bu şekildeydi. Umarım keyifli ve faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.